Hello. Hello. Okuldayım. Okula geleli baya çok oldu. Şimdi YouTube'dan bir tane analog bir devre kurdum. Analog bir devre buldum. Sonra onu Esetit'te çizdim. Şimdi T-Spice'da kod kısmını yazacağım. Ondan sonra da bunu 3'e kadar halletmeyi planlıyorum. Halloldu zaten, hemen burada ayarları falan var. 3'te Medeko'ya gideceğiz. Dün ben bir form doldurmuştum havuz için. İzrar sonucu da çıkmıştır. Gideceğim, onu onaylattıracağım. Saat 5'ten sonra da havuza gideceğiz beraber. Hava biraz kötü ama olsun, zaten sonbahardayız yani. İyi olmasını beklemiyordum havanın. O yüzden şimdi bunları halledeceğim. Saat 3'te Medeko'ya gideceğim. 5'e kadar da hallederim. Bu kod kısmını halleder. Çıktısını alırım. Sonra onu Quest'a silme ADMS'e çalıştırmayı denerim. Öyle. Sonra işte slide defterimi son kez düzenlerim. Sonra bugün hoca yok. O yüzden onu imzalatamayacağım. Yarın ya da pazartesi günü gelirim. İmzalatırım diye düşünüyorum. Öyle. O zaman size devre göstereyim. Devreyi bu şekilde çizdim. Şimdi bunu T-Spice'a aktardım. Şimdi şuradan gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra sinyal sonucunu gözlemleyeceğiz. O zaman şu düzenlemeleri yapalım. Laptan çıkma, şimdi Medikon'un önündeyim. Yani kimlik kartımı falan hiçbir şeyim almadım. Umarım sıkıntı olmaz. Sonra ben aklıma geldi. Sonra geri dönmeye düşündüm. Belgeyi aldım. Bu şekilde doldurmuştum. Şimdi sonuçları alacağım. İmzalatacağım. Havuzda da ben aylık üyelik yaptıracağım. Bunun için ilk önce hani bunu gidip onu verip hani bu belgeyi verip kaydolup daha sonrasında internet üzerinden ödemeyi yapıp onlar işte aylık üye diye kaydedecekler ve gideceğim. Zaten daha sonrasında size detaylıca da anlatırım şimdi. Hadi koyalım. Şimdi çıktım Medeko'dan. Alayımızı da aldık. Şimdi gidip kaydolacağız. Allah'ım, yüzmek için gerçekten can atıyorum. Gerçekten can atıyorum. Selam bebek. Dişimden geliyor. Ne yapıyorsun? Öyle. Bir blogger daha geliyor. Değişik. Oha, ilk defa benim dışımda birinin okulda çekim yaptığını gördüm. Vlog çektiğini gördüm. Değişik bir his. Garip. Neyse, şimdi lava geçeyim. Biraz işlerimi halledeyim. 5'e kadar zaten boş vaktim var. Bugün çünkü öğleden önce spor bilimleri fakültesindekiler gidiyor. Onların dersi var. 4.30-5 arası temizlik. 5'ten sonra da kadın seansı var. Sadece kadınlar oluyor. Zaten havuzun programını işte kor havuz yazdığınız zaman çıkıyor. Hangi saatlerde girip giremeyeceğiniz orada gösteriliyor. Öyle, bundan sonra her gün havuzda mıyız? Havuzdayız. Aslında burada spor salonuyla alakalı da bir şeyler yazıyor. Bu spor tesisi nerede bilmiyorum. Gittiğimde onu da öğreneceğim. Gitmeden önce mesela bakalım. Şöyle yaparız. Önce gideriz, bir güzel sporumuzu yaparız. Ondan sonra da havuza gider, böyle bir yarım saat, bir saat yüzeriz. Of. Of, daha ne olsun. Gerçekten daha ne olsun. Daha hiçbir şey istemiyorum. Bir şey daha istiyorum. İş istiyorum. Ama neyse, o konulara girmeyeceğim. İş buluruz diye umut ediyorum. Yine zibilyon tane yere başvurdum. Umarım bir yer dönecek. Dönmezse de gerçekten hani 2 hafta içerisinde gerçekten olumlu olarak bir yerle görüşmezsem bir kafeye girip çalışacağım abi. Gerçekten böyle olmayacak da. Neyse, hemen bu derin konulara girip modumuzu düşünmüyoruz. Şimdi gidelim lava, birazcık çalışalım. Biraz daha araştırayım bakayım. Nereden ne yapabilirim diye. Ondan sonra göreceğiz o zaman. Lab'da görüşürüz. Öğretmenler günü. Tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Aa lan, ben Flütü Hoca'nın öğretmenler günü kutlamadım. Şimdi böyle görünce aklıma denk etti. Neyse, birazdan kutlarım. İremciğim, senin de öğretmenler günü kutlu olsun.
Cansu şımarık mezgit. Sen de öğretmenler günü kutlu olsun. Yoruldum. Ben unutmuşum onu ya. Hem aklımda olup hem nasıl unutabiliyorum gerçekten anlamıyorum da. Neyse şimdi fakülteye geldim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi çektim. Yükümü de aldım. Havuza geçiyorum artık havuzda. Görüşürüz. Ay çok heyecanlıyım. Gerçekten çok mutluyum. Yüzmek istiyorum. Sadece deli gibi yüzmek istiyorum. Arkadaşlar yüzmek gerçekten çok güzel. Şu an kulağım tıkandı. Hiçbir şekilde duymuyorum yani. Gerçekten duymuyorum. Balonga taktım. Gözlüksüz asla yüzülmüyor. Asla yüzülmüyorum da. Çünkü gözün yanıyor. Direkt yanıyor. Şöyle birazcık göstereyim. Çok göstermeyeyim. Çünkü şimdi kadın seansı rahatsız olabilirler. Öyle yani. Gayet güzel eğlenceli geçiyor. Bir yarım saat falan daha takılır. Ondan sonra çıkalım. Ah yorulun. Ah. Yorum çok acıyor. Bu şu an kulağım duymuyor yani. Gerçekten duymuyor. Ama çok güzel. Çok mutlu. Çıktım arkadaşlar. Otobüsü bekliyorum. Tabii ki de 53-500 saat sonra gelecek. Ay çok güzeldi valla. Böyle çok iyi oldu. Çok mutlu oldum. Yüzmeye gerçekten özlemişim. Neyse şimdi eve gidelim. Çeren geldi. Biraz takılırız. Oh evde görüşürüz. Artık 53. Oğlum. Ne yapıyorsun sen orada? Uzun süredir aklımda olan ama çok uzun olduğu için bir türlü başlayamadığım şeye tekrardan başlıyorum ve çok özlemişim. Gerçekten çok özlemişim. Gösteriyorum. Gerçekten sevmediğini çok özlemişim. Şimdi buna başlayalım. Yeni bir bataklığa girdik mi? Girdik. Ama şu an bir bölümümü izleyip ondan sonra ev falan toplayacağım. Sonra bir şeyler yapmam gerekiyor. Taught me.
got na 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 shoes. I've got na na na. Şimdi yemeğimi yiyip Supernatural izlemeye devam edeceğim. Ama maskezde gerçekten. Bir şey sağ ol. Bu ara patatesler sardım. Sürekli fırında patates yapmak istiyorum. Other people were missing that year. Those spare attacks too. Gözeneklerime bakın. Ne kadar iğrenç. Şimdi onu çıkarayım, sana başka bir şeyler daha söyleyeceğim. Şimdi onu çıkarttım, şunu söyleyeceğim. Bunu geçen gün gratisten aldım. Güzel şeyi, rengi. Böyle su parlıyor ama şu an aşırı yanmaya başladı cildim. Bir 25 dakika durması gerekir. Sonra çıkartacağım ama şu an gerçekten suratı çok yanıyor. Niye böyle oldu? Neyse, geçer herhalde. Umut ediyorum. Abi bir daha bu maskeyi sürersen yüzümün her yerine asla sürmeyeceğim. Bir saattir maskeyi çıkartmaya çalışıyorum. Tam çıkarıyorum diyorum, böyle bir yere şey oluyor. Böyle hani şu olur ya, yanarsınız da güneşin altında iyice deriniz kalkar. Böyle pürüm püskü soyulur ya, aynı onun gibi oldu. Yani suratımı kuruttu mu kurutmadı mı anlamadım. Hala şuralarda var yani. Neyse bir duşa girdikten sonra bir de nemlendirici sürerim de. Ondan sonra sürersem de yüzümün her yerine değil, sadece T bölgesine falan süreceğim. Baksanıza şunu. Çok değişik. Ama böyle suratım bir yumuşacık oldu gerçekten. Bir parladı mı? Çok güzel bir akşam yemeği yaptım. Yani biberleri bir tık abartmış olabilirim ama maç gitse ya.